Yemek okulumuza hoş geldiniz. Ben Burak. Aranızda beni yeni görenler var. Aa, Burak geri dönmüş diyenler var. Ben aslında yemek okulunda ekmek ve hamur işlerinden sorumluyum diyebiliriz. Ama bir süredir çekemiyorduk. Bugün un kurabiyesiyle geri dönüyoruz. Böyle ısırdığında ağzında patlayan, kıyır kıyırın bence vücut bulmuş hali un kurabiyesi. Hiç lafı uzatmadan başlıyorum. Un kurabiye için bir yağ ihtiyacımız var. Bizim yağımız dedi ki en kıyır kurabiyeyi yapacağız. Sade yağ olacak. Kıyır kurabiye ne demek? Kıyır kurabiye ne demek biliyor musun? Bir yumuşak pastane poğaçasını düşün. Bir de böyle kütür kütür ev poğaçasını düşün. Böyle parça parça dağılan, böyle aslında uzayan değil. Böyle ısırdığından dağılan. Kıyır kıyır o demek. Ve şimdi tereyağının içinde süt olduğu için ve sütün de aslında süt su olduğu için, yani sütün de büyük bir çoğunluğu su olduğu için su onu yumuşatıyor. Ama yağ, onu böyle kıyır kıyır yapan şey yağ. Ve onun içinde biz şimdi tereyağını eriteceğiz. Böyle çok küçük sıcaklıkta. Onun neticede su ve yağ karışmıyorlar ya. O ısıtınca onlar ayrılacaklar. Biz onun sütünü alacağız. Sadece yağını kullanıp ondan kurabiye yapacağız. Bunun için de kısık ateşte 200 gram tereyağını erittim. Hatta eritiyorum. Bu böyle çok kısık ateşte. Yavaş yavaş böyle fokurdayacak. Hem içindeki su buharlaşacak. Hem de o içindeki sütler böyle sular yukarı çıktıkça yukarı çıkacak. Biz onları toplayacağız. Elimizde sadece yağ kalacak ve bunun adı da sade yağ olacak haliyle. Bu işlemi yaparken de asla altının açık olmaması lazım. Çünkü o zaman mesela İskender'de öyledir. Böyle hafif yanıktır ya tereyağı. İşte o içindeki süt yanıyor. Ama biz yakmak istemiyoruz. Onları sadece ısıtıp yağdan ayırıp toplayacağız. Bugün neden bu mutfaktasın? Refika'nın yerine mi geçtin yoksa? Estağfurullah. Haddime. Sadece aslında benim de videolarımın olmamasının sebebi biz bu aralar çok yoğun bir şekilde televizyon programı çekiyoruz. Bence görmeye başladınız. Dün de çekim çok geç bitti ve benim mutfağa tekrar ışık kurmak çok vakit alacaktı ve bugün daha Refika'nın da çekimi var. O yüzden ben geri dönüşümü burada gerçekleştirdim ama inekli mutfağıma geri döneceğim. Şimdi 15 dakika boyunca kısık ateşte buna devam edeceğim. Ta ki beyaz kalmayana kadar, yağ berraklaşana kadar. 10 dakikadır aynı şekilde devam ediyorum. Böyle üste çıkanları alıp şöyle bir iki karıştırıp tekrar yukarı çıksınlar diye üsttekileri alıyorum. Ve ondan sonra altını kapatıp bekletiyoruz. Çünkü normalde süt yağdan ağır, hep alta gelir ya. O şimdi kaynarken aslında su buharlaşırken onu yukarı çıkıyor. Biz tepedeyken alıyoruz. Ama şimdi bekleyince süt dibine çökecek. Bize yukarıda sade yağ kalacak. Bu çıkan köpükleri de atmıyorum ki bu da neticede böyle kaymağı bol bir tereyağı. Onu da işte kahvaltı olsun, yemekler olsun kullanabiliriz. Bu dibindeki beyazları kesinlikle almıyoruz. Onlar sütü. Şöyle üstünden sakin sakin döküyoruz. Ve berrak yağımız akıyor. Peki sütten biraz karışırsa ne olur? Yani dünyanın sonu değil tabii ki. Bu ne kadar takıntılıysanız o kadar temiz yaparsınız durumu. Yani direkt tereyağından da yapabilirsiniz. Sadece kıyırlığı birazcık azalacaktır. Ve şu dibindeki beyazlar hop zaten tencerede kaldı. Ve burada tertemiz, sapsarı sade yağımız var. Ama bunun soğuması lazım, yani bunun katılaşması lazım. Bunu sıvı ve sıcak kullanmayacağız. Sıcak zaten kesinlikle kullanmayacağız, unu acılaştırır. Ama erik de olmayacak. Bunu bekleteceğiz ve bu oda sıcaklığına gelecek. Katı haldeyken hamura katacağız. Ki oda burada var. Şöyle bir şey olacak. Hamur için pudra şekeri koyacağım. Bir bardak pudra şekerim var. Şimdi bir bardak aslında bizim pastanede yediğimiz şekerlilikte. Siz birazcık daha az şekerli seviyorsanız biraz daha az koyup onu üstüne serpebilirsiniz, hiç koymayabilirsiniz. 150 gram pudra şekerini koydum ve eliyorum ki hiç topak kalmasın içinde. Ondan sonra da... Oha! Adeta Romeo arasından sizleri... Ondan sonra sade yağ giriyor içine. Şöyle şunun tamamını. Gördüğünüz gibi ne kapkatı, yani böyle taş gibi, ne de sıvı. Ve şimdi sade yağ ile pudra şekerini iyice karışık, böyle birazcık cıvıklaşacak. Ve rengi açılana kadar yoğuruyorum. Yaklaşık 2-3 dakika yoğuracağım ben bunları. Yağı ne kadar bekletmek gerekiyor? Şöyle ki ben aslında dün akşamdan yapmıştım ama atıyorum siz 2 saat önceden yapıp 1 saat buzdolabında tutup tekrar bir saat oda sıcaklığında bekletebilirsiniz ama direkt soğukken içine atmayın ya da sıvıyken içine atmayın. Oda sıcaklığında olması en ideali. Çünkü onun da bir olayı var ki tereyağı
Hatta o yüzden de sıvı yağ koymuyorum ben kurabiyeye. Yağ katı haldeyken onu şekerle karıştırınca, şeker aslında minik böyle kristaller olduğu için tereyağının içinde böyle cepler açıyor ve içinde hava hapsedebiliyor hamurun. Böylece daha pofidik bir kurabiye oluyor. Ama sıvı yağ veya erimiş tereyağı kullandığınızda kurabiyeler daha yayvan oluyor. Çünkü içine hava hapsedemiyorlar. Çünkü sıvılamış. Kimya mı okudunuz? Evet. Ve şöyle ondan sonra da elimi şöyle çırpıcı gibi yapıp kasenin içinde şöyle çeviriyorum ve iyice karıştırıyorum. Zaten hemen böyle krem gibi oluyor ve rengi de açılıyor. Şimdi şekerle, pudra şekeriyle yağ karıştı. Buraya kadar bir önemli şeyden bahsettik. O da sade yağ kullanmak. İkincisi ise geldik una. Şimdi biz kıyır kıyır istiyoruz ya. Ekmekte neydi? Mesela gluten vardı unda ve biz onu yoğurdukça o lastik oluyordu ve sakızlaşıyordu. Şimdi biz tam tersini istediğimiz için kek unu kullanacağız. Kek unu kimdir? Proteini düşük, yani gluteni düşük undur. Ve böylece kekin, ekmek sakız gibi uzar ama kek böyle puf diye dağılır ya. Onu sağlayın işte unu aslında. Çok karıştırmamak, çok yoğurmamak. Onun için kek unu koyuyorum ve şöyle 2 bardak klasik. 200 gram falan ediyor. Siyez unu da kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz tabii ki. Çünkü neden? Gluteni düşük. Şu bir. Bu da 2. 200 gram unu koyuyorum. Ve yine tabii ki eliyorum. Ki havalar olsunlar, sıkış tepiş olmasınlar. Bu sırada üzerine de 3 çorba kaşığı, yaklaşık 50 gram nişasta ekliyorum. Nişasta birazcık tercihe kalmış. Ama ben nişastalı da denedim. Nişastalı kek unlu, nişastalı normal unlu, işte normal un kabartma tozu, hepsini denedim. Benim en sevdiğim kek unu artı nişasta oldu. Çünkü kek unun içinde zaten kabartma tozu var. Ayrıca kabartma tozu koymaya gerek yok. Ha, unutmadan bir tutam da tuz atıyorum içine. Kabartma tozu koymayınca birazcık daha bisküvi gibi oluyor. Kurabiye gibi değil de böyle gekpare bir şey çıt diye yiyormuşum gibi oluyor. Ama kabartma tozu olunca içindeki hava kabarcıklarını görüyorsun böyle. Çünkü önce biraz dişinle ezebiliyorsun, ondan sonra fırt diye dağılıyor. Şimdi bundan sonra artık hamur bütünleşene kadar, böyle ele yapışmayan, kaba yapışmayan bir hale gelene kadar yoğuracağım. Ki çok uzun değil. Çünkü neydi? Biz hamuru yoğurdukça gluteni açığa çıkıyordu. Ve daha sakızımsı oluyordu. Aslında sadece karışana kadar, bir bütün haline gelene kadar yoğuracağım. Ve ondan sonra da yine çok bekletmeden, çünkü bekleyince de o un o suyu çekiyor, o sıvıyı çekiyor içine ve daha sakız bir hale geliyor. Çok bekletmeden fırına atacağım. Böyle ağızda dağılan pastane işi un kurabiyesi için neydi kurallarımız? 1. Sade yağ kullanıyoruz. Tereyağı veya sıvı yağ değil. 2. Hem unu hem pudra şekerini eleyerek koyuyoruz ki daha havadar olsun içi. 3. Gluteni düşük un, yani kek unu kullanıyoruz ki sakız gibi olmasın, iyice daha kıyır kıyır daha dağılan olsun. Ve 4. Çok fazla yoğurmuyoruz. Yoğurduktan sonra da çok fazla bekletmiyoruz ki yine aynı şekilde olan gluteni de işlemesin. Şimdi hamur artık bir bütün haline geldi. Hiçbir yere de yapışmıyor. Onu artık çok fazla yoğurmadan kenara koyuyorum. Buraları toplayıp hemen fırına atmaya geçiyorum. Şimdi şöyle ki bu pişirme kağıtlı tepsi var ve fırın 170 derecede ısınıyor. Şöyle hamuru 3 parçaya ayıracağım kabaca. Biraz büyük oldu. Ondan sonra şöyle elimde birazcık rulo yapıyorum. Ondan sonra tezgaha alıp birazcık inceltiyorum. Bunu yaparken mümkün mertebe eşit yapmaya çalışıyorum. Baş parmaktan birazcık kalın. Ondan sonra bir çatal, tercihen 4 tane ucu olan, çünkü bazılarının 3 ucu var, o zaman az çiziyor. Pastane un kurabiyesi yapacağız dedik. Çatalın şöyle tersiyle, çatalı çünkü şöyle koyunca şey yapıyor, böyle çatlatıyor ama böyle daha güzel çiziyor. Ya da bilmiyorum, bendeki çatal öyleydi. Şöyle kurabiye boyunca çizdiğini atıyorum. Böyle ne, birazcık bastırıyorum, ne yalan atayım. Ki böyle üstü yol yol olsun. Ondan sonra da bir bıçakla şöyle baklava dilimi, böyle 2 değil, 1,5 parmak gibi bir ölçü vereceğim. Yo, yine baş parmak veriyorum, tamam. Şöyle verevine kesiyorum. Ondan sonra da sakın elinizle almayın çünkü hamur yumuşak, şekli bozulacak. Şöyle bıçakla alttan alıp tepsiye yerleştiriyorum. Aralarında bir iki parmak boşluk mutlaka olsun. Çünkü hamur kabarıyor, birbirlerine değmesinler. Böyle ferah feza pişsinler. Bu şekilde bütün hamuru yapacağım ve tepsiyi dolduracağım.
Tepsiyi neredeyse doldurdum. Ben baş parmak dedim ama iki parmağa kaçtım. Baş parmaktan birazcık kalın oldu. Bu keserken başları ve sonları şekilsiz oluyor ya. Onları da en sonunda birleştirip yuvarlak yapıyorum. Çünkü yuvarlağın da güzelliği başka oluyor. Böyle çatlıyor falan. Şöyle iki tane de böyle yapacağım. Onları da koyuyorum. Şimdi efendim bu böyle çok uzun pişmeyecek. 170 derece altlı üstü çalışıyor fırın. Asla fan yok. Çünkü kabarmasını istiyoruz. Şöyle orta tarafa koyuyorum. Un kurabiyesinin biliyorsunuz ki renk almaması lazım. 170 derecede 15 dakika pişecek. Fazlası değil, azı değil. Ondan sonra çıkaracağız. Birazcık soğuyunca patlata patlata yiyeceğiz. ...15 dakika piştiler ve gördüğünüz gibi asla renk almadılar. Bundan sonra da aslında bir 3-5 dakika bekleyip... ...şu an birazcık daha yumuşaklar, iyice sertleşirler oda sıcaklığına geldikçe. Şöyle sakin sakin şuradan da bir... ...spatula alıp tabağa diziyorum. Şimdi önce yarısını... Pudra şekeri serpmeden alıp tabağa diziyorum. Çünkü ben öyle seviyorum. Ama mesela Erkan'ı biliyorsunuz artık. Erkan pudra şekerini bulanmış seviyormuş. Böyle tepsinin yarısını da pudra şekerine bulayacağım şunları aldıktan sonra. Şimdi gelelim pudra şekerlilere. Şuraya koydum. Üzerine bolca pudra şekeri eleyeceğim. Hatta fazlasını koyacağım, birazcık bulayacağım. Ama direkt fırından çıkar çıkmaz böyle harlıyken pudra şekerini bulamayın. Birazcık sakinledikten sonra yaparsanız. Çünkü sıcakken pudra şekeri onu emecek ve o rengi kalmayacak. Birazcık soğuduktan sonra yapmanız daha iyi olacak. Bir tepsi kurabiye çıktı. Böyle ilkini hemen çıkınca hazırladım. Bunları da birazcık soğuyunca hazırladım. Erkan'ı çağıracağız çünkü Erkan bir un kurabiyesi uzmanı. Yapsın çünkü çok yiyormuş kendisi. Gelip yiyiş şekliyle beraber anlatacak şimdi bize. Ve bakalım sınavı geçecek mi un kurabiyesi? Kendisi pudra şekerlisidir. Merhaba, hoş geldiniz. Hakkında ileri geri konuşmaz ama düzgün şeyler, çok güzel şeyler söyledin. Buyurun. Şunlar daha güzel. Ben pudra şekerleri. Ben şeyi alacağım, pudralı. Evet. Neden pudralı seviyorsun? Yani daha unlu geliyor ağzıma, hoşuma gidiyor. Şekerli. Bir de ben bunu yerken şey yiyorum. Nasıl? Çocukken de öyle yedim, hala öyle yiyorum galiba. Böyle dışı aslında yumuşacık oluyor, makbule öyle mi bilmiyorum. Dışı yumuşak, evet. İçi kıtır kıtır oluyor ya. Önce dışını böyle dişlerimle çekip, göstereyim hatta. Böyle önce yumuşak yerini yiyorum, sonra kıtır kıtır yerini yiyorum. O zaman ağzında şey olmuyor ki hani un kurabiyesi böyle püf oluyor ya ısırınca. Ama şey gibi hani o kremalı bisküvini bölüp önce kremasını yiyip anladın mı? Öyle bir duygu. Beğendin mi peki? Çok güzel, ellerine sağlık. Hani bir köyler söyler birbirine ağırlar. Yok gerçekten çok güzel. Ben şekeri biraz daha az olabilir bu. Hani pastane un kurabiyesi olduğu için bu kadar şeker koyduk. Hani ben bir bardak pudra şekeri koydum. Yani yarıdan biraz fazla 3/4 falan, bardak falan koyardım ben. Kendimi evde yemek üzere yapıyor olsaydım. Hı. O aklınızda olsun ve üstüne de pudra şekeri koymazdım. Ki ben şeker severim, bu herkes bilir yani. Şeker, tereyağı ve beyaz un en yakın arkadaşlarım. Mesela marketten falan aldığım un kurabiyelerinde bembeyaz oluyor ya böyle. İçi de bembeyaz oluyor. Bu böyle hafif sarımsı. Orada şey farkı var tabii ki, biz sade yağ kullandık ya. Sade yağın rengi şu. Ha, onun rengi. Ama onlar hani... Ne yağ kullanıyorsun? Margarin olabilir, bir de şey hani pastacı yağları var hani piyasada olmayan ama pasta restoranda işletmelerin olan. Aynen, endüstriyel yağ. Onlar margarin beyaz, onu biliyoruz. Hı. Ondan da renkleri daha açık. Anladım. Bir de ben 170 derecede 15 dakika pişirdim. Atıyorum onu 120'ye 130'a falan düşürüp bir saat pişiren de var. O zaman hiç renk almaz. Hı. Ama o zaman dışı da böyle yumuşak olmuyor. Kalmıyor, daha sert oluyor. Böyle şey bayağı bisküvi yiyormuşsun gibi oluyor. Çok güzel. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Bizden bu kadar. Uzun bir aradan sonra
geri dönüş yaptım. Bundan sonra da ayrılmayız diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Benim yaptığım diğer hamur işleri ve ekmekleri izlemek istiyorsanız buraya. Ne yapıyorsun? Diğerini söyleyeceksin. Ha, abone ben, olmak için buraya izleyeceksin. Seni destekliyorum sen, anladım. Ha, ben mi söyleyeceğim? Bir de yani konuşmayacaksan niye buradasın? Benim yaptığım diğer hamur işleri ve ekmekleri izlemek için buraya. Kanala da abone olmadıysanız abone olmak için şuraya tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Sessizce uzaklaşıyoruz.